Kenan Efendi denen herifin altından bir çapan oğlu çıkacak. Demedi deme. Yolculuğunda gerek kardeşim. Gemi birazdan kalkacak. Dikkat et kendine. Gıyasettin. Ne? Mustafa'm. Bana bir şey olursa Süreyya'mı söyle. Doğacak çocuğumun adını Mustafa Gıyasettin koysun. Tövbe estağfurullah. Kız olursa ne koysun? Haberi var mı Süreyya'nın gittiğinden? Yok be Mustafa'm. Zaten karnı burnunda kadının. Bir de benim için endişelenmesin istedim. O zaman oyalanma. Çabuk gel. İnşallah tez vakit gidip dönerim. Ali. Dikkat et lan orada. Allah'a emanet ol. Eyvallah kardeşim. Hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı sabahlar. Leyla. Sana olan sevgimden şüphe duyma sakın. Sakın. Ben bir kadınım Mustafa. Aşık bir kadın. Hislerimi saklayamam ki. Ben senin için Kadı Efendi'nin emanetinden fazlası olmak istiyorum. Seninle nefes alıp seninle nefes vermek istiyorum. Hakkım değil mi? Hakkın. Elbette ki hakkın. Sana emanet. Elhamdülillah. Bütün işlerimi tehir ettim. Buradayım amirim. Gözünüz arkada kalmasın. Vallahi ben de şaşırıyorum Bekri ama... galiba bu konuda sana güveniyorum. Kazasız belasız. Olmaz işlerin olur olsun amirim. Adam be. Babacığım benim. Adam adam bu adam. Ben seninle nefes almak istiyorum. Seninle nefes vermek istiyorum Mustafa. Bu benim hakkım değil mi dedim. Peki o ne dedi? Hakkın Leyla dedi. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Vazgeçmeyecek değil mi benden dadı? Kızım o senden nasıl vazgeçsin? O senin kocan. Bak göreceksin. O kadını da atacak kafasından. İnanıyorum ben buna. Bence o kadını çoktan atmış bile kafasından. Yoksa böyle konuşur muydu? Konuşmazdı değil mi? Konuşmazdı. Dadı. Hı. Bu gece Mustafa'ya çok güzel bir sofra hazırlayalım. Sen nasıl istersen benim güzeller güzeli kızım. Filinta oğluma şöyle en güzel yemekleri yapalım. O kuş sütü bile eksik olmasın. Mantı sever Mustafa. Yok yok. Paça çorbası yapalım. Yanına da et olarak tas kebap yapalım, pilav yapalım, bir de imam bayıldı yapalım. E tatlı ne yapalım?
Tatlı. Dilber dudağı yapalım. Pekala. Benim hemen alışverişe çıkmam lazım. Aa kızım, sen niye gidiyorsun? Gül yabaniye söyleriz, o alır. Aa, ona güvenemem alışveriş konusunda. Ama belki sen de onunla gidersen olur dadıcığım. Tövbe, tövbe bismillah. Ben onunla hiçbir yere gitmem. Dadı. Ya bana öyle bakma. Benim içim şey diyor. Aman tamam, tamam. Sen iste. Ben o deli Bekri'yle her yere giderim. Emine'yle görüşürüz hazırım hanımefendiciğim. Bir de çamurlu ayaklarla evime girmiş. Seni münasebetsiz. Gerçi sizin ağzınızdan çıkan münasebetsiz kelimesi bile kulağa çok hoş geliyor. Bayılıyorum sizin şu ses tonunuza. Çık dışarı. Çık dışarı diyorum sana. Çık dışarı. Çık. Tam çıktım, ne oldu be? Nasıl? Var mı bir hareket? Dünden beri evden hiç çıkmadı amirim. Takip et dediğini çaktırdın mı lan yoksa? Haşa amirim. Bekleyeceğiz. Ne kadar sürerse sürsün bekleyeceğiz. Belki bir hata yapar. Suç ortaklarıyla falan buluşur. Hele bir yapsın. Anında tepesine bineriz amirim. Aferin Ahmet. Çabuk öğreniyorsun. Amirim falan. Devletçimiz amirim. Güzel. Abi. Abi ne lan? Hekimbaşı evden çıktı diyorum amirim. Gel benimle. Demek sorgudan sonra ilk Hayrullah'ı serbest bıraktılar. Evet. İlk hekimbaşı ayrıldı karargâhtan. Demek hekimden kuşkulanmışlar. Her şey düşündüğümden de hızlı biçimde kötüye gidiyor efendi Cemil. Ancak en son ve en büyük oyunumuzu oynamadık. Bu kez öyle bir oyun oynayacağız ki Osmanlı'ya efendi Cemil. Devletin bütün mekanizmaları kumdan kale gibi yıkılacak üstlerine. Birçok kişi itibarsızlaşacak. Herkes bir diğerinden şüphe duyacak. İspiyoncular türüyecek devletin her kademesinde. Kimse kimseye güvenmeyecek. Ve sonunda koca gövde bir boş yığın olarak üstüne çökecek. Peki nasıl yapacağız bunu Yüce Efendi? Devletin her kademesine sızmış olan kardeşlik üyelerinin tek tek deşifre ederek olacak efendi Cemil. Deşifre ederek? Ama bu kardeşlik teşkilatının sonu demek. Yanılıyorsun efendi Cemil. Bu bizim anka kuşu gibi küllerimizin arasından yeniden doğuşumuz olacak. Nereye gidiyor sence bu adam Gazanfer amirim? Vallahi bilmem. Ama şu arka sokakta Mustafa amirimin evi var. Öyle mi? O sokağa doğru girdi. Hayırdır inşallah. Yürü, yürü. Bu Mustafa amirimin evine gidiyor. Thank you.
Karargaha git. Mustafa amirime durumu anlat. Ben burada bekliyorum. Tamamdır Gazanfer abi. Bana abi deme. Gel. Beni emretmişsiniz Yüce Efendi. Gel Padre. Biz de seni bekliyorduk. Efendi Cemil. Padre. Yapmanı istediğim mühim bir vazife var Padre. Ben sizin bir emrinizle koşa koşa ölüme giderim efendim. Biliyorum Padre. Bana olan sadakatinin ölçüsüz olduğunu biliyorum. Zaten onun için bu vazife için seni düşündüm. Bu defterde yazan herkesi sırayla öldüreceksin Padre. Emredersiniz. Burada ismi yazan herkesi öldürmemi istediğinizden emin misiniz efendim? Başlamak için emrimi bekle. Emredersiniz. Farah, bunun bir oyun olduğunu asla anlamamalı. Defteri sizin dalgınlığınız sonucunda bulduğunu düşünmeli. Farah'ın bu defteri kapalı tuttuğunuz o adada bulması gerek. Sizden istediğim sadece bu kadar. Emredersiniz efendim. Gazanfer ile Ahmet Ekim başının peşindeler. Eğer şüpheli bir durum olursa gelip haber verecekler. Güzel. Mustafa amir. Mustafa amirim. Mustafa amirim. Mustafa amirim. Hayırdır lan? Önemli bir şey mi var? Yok. Ne bu halin oğlum o zaman? Mustafa amirim. Ekim başı şu anda sizin evinizde. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi billahi amirim. Evden çıktığından beri peşinden ayrılmadık. Sonra da gide gide sizin eve gitti. Ya Mustafa, adam sultanımızın hekimbaşı. Aynı zamanda Leyla kızımızın da hastanede başhekimi. Bundan tabii ne olabilir ki? Nasıl görünüyorum dadacığım? Çok güzel olmuşsun. Melek gibisin maşallah. Allah nazarlardan saklasın inşallah. Mustafa hoş geldin. Konuşmamız gerek. Ben son hazırlıklarımı yapayım. Hekimbaşı Hayrullu Efendi buraya mı geldi? Evet geldi. Ne sebeple? Ben Fransa'dan bir anatomi kitabı istemiştim. Hayrullah Efendi sağ olsun Paris'te bir arkadaşına yazmış. Kitabı bulmuş getirdi. Nerede o kitap? İşte burada. Güzel olmuşsun bu gece. Gerçekten mi? Öyle. Bu ne? Paça çorbası mı yaptınız? Evet. Ben bir dadıma yardıma gideyim.
Hadi git. Sıra sana geldiğinde. Seni öldürmeden önce gözlerinin içine bakacağım. Bakalım o zaman kibrinden eser kalacak mı? Celal ne zaman harekete geçecek Yüce Efendi? Bu gece Farah defteri ele geçirince birkaç saatte şifreyi anca çözerler. O defterde kimlerin ismi yazıyor Yüce Efendi? Yakında ölecek birçok kişinin adı yazıyor. Efendi Cemil. Bana o isimleri söylemediğinize göre sizi hayal kırıklığına uğratmış, bir şey yapmış olmalıyım. Hayal kırıklığına uğrasaydım senden defterdeki yazıları gizlemezdim. Defterin varlığını gizlerdim Efendi Cemil. Özür dilerim. Haddimi aştım. Pilavı beğendin mi Mustafa? Ellerine sağlık, her şey çok güzel. Yalnız çorba muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Şöyle yemeğin üzerine güzel bir kahve yapayım. Pek iyi gider. Zahmet etme Vedat'a. Sonra. İyi, o zaman bekle biraz. Mustafa evde mi? Evde kızım. Ama pek müsait değil. Mustafa gitmemiz lazım. Bekle. Gidelim. Yusuf, hazırlan. Çıkıyorsun hapisten. İşin gücün yok mu senin gardiyan efendi? Git başkasıyla eğlen. Benim daha 8 ayım var. Soru sorma. Sana ne diyorsam onu yap. İyi misin sen arkadaş? Benim tahliyem Şaban'da. Ne işin var benim bu haremde dışarıda? Gardiyanı duydum. Ha, film tam Mustafa. Sana ihtiyacım var. Toparlan. Tek bir lafıyla çekti gitti. Önemli bir durum olmasa gitmezdi kızım. Belli ki mühim bir durum var. Beni teselli etme artık. Nasıl baktığını gördün. Ben böyle yaşayamam tatlım. Ah benim melek, gülü kızım. Ruhu güzel kızım.
güzel yavrum benim. Ne yapacağım şimdi ben? Sabırlı olacaksın. Anlayışlı olacaksın. Unutma. Sabreden kazanır derler kızım. Çıkardın hapisten Flint abi. Bana bak. Gözünle mi büyüdü lan? Açamayacak mısın yoksa? Yenge hanım ne diyor bu ya? Ne yengesi ya? Ben seni nereden yengem oluyor? Nereden yengen oluyor lan? Kızma abi Flint abi. Allah biliyor ya, öyle zannettim. Çok da yakıştırdım ha. Sevzekliği bırak. Açabilecek misin? Açamayacak mısın? Ben bunu gözüm kapalı açarım abi. Aç o zaman kardeşim, sabah oluyor. Kasa açmayı özlemiş ama. Müdüre verdiğimiz defterin içindeki yazılarda şifre varken neden Padre'ye verdiğimiz defterdeki yazılar şifresizdi? Biliyor musun Efendi Cemil? Bilmiyorum. Neden Yüce Efendi? Çünkü Farah defteri açtığı zaman sembolleri görünce onun kıymetli bilgiler olduğunu düşünecek ve hemen Mustafa'ya haber verecek. Hayırdır Mustafa? Bu ne telaş? Gören de harp çıktı sanacak. Mustafa şuna bir bak. İlk ismi çözdüklerinde ise büyük bir iş başarmış olduklarını düşünecekler. Oysa biz onlardan bir adım önde olacağız. Kedi fare oyunu gibi Efendi Cemil, kedi fare oyunu gibi. Onlar ikinci ismi çözdüğünde biz çoktan ikinci ismi ortadan kaldırmış olacağız. Ölen her kişi içinde gazeteleri ve halkı ayağa kaldırmayı da unutmayacağız. Çünkü tüm bu cinayetleri devlet işletiyormuş görüntüsünü yaratmamız şart. Bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız. Aynen öyle Efendi Cemil. Çünkü kardeşlik teşkilatının üyeleri de kendilerini devletin öldürdüğünü düşünecekler. Oysa devlet yani Mustafa ve arkadaşları umutsuzca onları kurtarmaya çalışacaklar. Yani teşkilatımız bir yandan çökerken diğer yandan yeni ve tanınmayan isimlerle yoluna devam edecek. Aynen öyle Efendi Cemil. İditi nasvavi mesta. İbut nias rojdi. Как вы скажете?
Wir zakończyłas. Do widzenia, Turak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Selamun aleyküm Ali Amirim. Osmanlı istihbarattan Seyfettin Çavuş. Emrinizdeyim. Beklediğimden erken geldiniz. Seyfettin, sakın burada durmayın aslanım. Sakın. Emredersiniz. Sizden sonra ilk gemiyle döneceğim İstanbul'a. Allah'a emanet olun. Oradakiyle aynı. Çözdüm! Çözdüm!
Mustafa, eğer bu bilgi doğruysa çok önemli bir iş başardın demektir. Ben değil, Farah başardı. Ben diyorum. Hayırdır bu saatte Ruhi Paşa? Sultanımız yerinde mi? Yerinde. Çok önemli bir görüşmemiz var. Çabuk haber ver. Buyurun. Gel. Sultanım, Ruhi Paşa ve Filinta Mustafa geldi. Gelsinler. Sizin ne işiniz var bu saatte burada? Sultanım, çok önemli bir bilgiye ulaştık. Ne ile alakalı paşa? Mimari Ceza Vakfı'nda şifreli bir defter ele geçirdik. Kardeşlik teşkilatının devletimizin içine sızdırdığı adamların listesi olabilir. Peki, o deftere göre sarayda bana en yakın olan kardeşlik teşkilatı azası kim? Aslında bu isim bizi hiç şaşırtmadı sultanım. Kimmiş bu isim Mustafa? Hekimbaşı Hayrullah Efendi. Deftere göre size en yakın iki kişiden biri o. Peki diğer isim? Defterin her satırı farklı bir şifreleme yöntemiyle yazılmış. Usta Bey çalışmalarına devam etmekte. Lakin henüz ikinci ismi öğrenebilmiş değiliz. Ruhi Paşa niye duruyorsunuz? Gidip hekim başını alın getirin. Baş üstüne sultanım. Kalk değilsin Mirda. Drunk boy. He? Siz bunu iyi bilirsiniz. Osmanlı. Beğenmedin mi? Senin için bir kere daha söylerim. Ha?
Sakin. Merak etme, gebereceksin birazdan. Sarayın başhekimi Hayrullah Efendi evinde infaz edildi. Suçlu kim? Devlet mi? Devlet düşmanları mı? Âlâ. Başlığın altına bir de padişahın fotoğrafını koyuyoruz efendi Miloş. Güzel. Peki ya diğeri? Diğer başlıklar da şu şekilde. Sultana Gözdağı. Hainler bu kez padişaha çok yakın bir ismi öldürerek adeta güç gösterisi yaptı. Çok güzel. Başınız sağ olsun. Biliyorum çok üzgünsünüz ama sormak zorundayım. Hadise nasıl vuku buldu? İlacını vermek için odasına gitmişti. Hayrola! Kapıyı çaldım. Ses etmedi. Ben de açtım, içeri girdim. Bir de baktım kanlar içinde. Önceden hiç şüpheli bir duruma rastladınız mı? Hayır. Peki şüphelendiğiniz kimse var mı? Yok, hayır. Vedat, hanım dışarı alalım. Biz tahkikata başlayalım. Belli ki defteri ele geçirdiğimizi öğrendiler sultanım. Hekim başında onları öldürdü öyleyse. Evet sultanım. Eğer hekim başını konuşturabilseydik, kardeşler teşkilatının diğer üyelerini ortaya çıkartabilirdik. Öyleyse listedeki diğer isimleri onlar öldürmeden önce çözüp yakalayın Mustafa. Gel. Sultanım, Rus seferi huzura çıkmak için geldiler. Dışarıda bekliyorlar. Sonra devam edelim. Baş üstüne sultanım. Müsaadenizle. Alın sefir efendiyi. Buyur sefir efendi. Korkarım bunun bedeli Osmanlı için çok ağır olacak. Sultan Hazretleri. Neyin bedeli Osmanlı için çok ağır olacak Sefir Efendi? Varna'da gerçekleştirdiğiniz saldırının bedeli ekselansları.
Bak Sefir Efendi, biz nasıl Galata'da vuku bulan patlamada Rus yapımı bomba parçaları bulduk diye Rusya'yı suçlamadıysak, siz de üstelik Bulgar topraklarında meydana gelen patlamada müsbet olmayan bazı deliller buldunuz diye bizi suçlayacak değilsiniz herhalde.